Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz, iftarınız hayırlı olsun. Yarın gece Leyla-i Kadir gecesi. Leyla-i Kadir'imiz şimdiden mübarek olsun. Yarın gece efendim devam edeceğiz. İnşallah canlı yayında beraber olacağız. Bu gece şu saatte Mekke-i Mükerreme'nin fethinden bir sahne sunmak istiyorum. Hazreti Peygamber Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl mücadele etmiş, sonra Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmıştı. Çileli günler, zor günler, sıkıntılı günlerdi. Hakaretlerin, küfrün, her türlü suikastın birbiri ardınca peygambere karşı düzenlendiği günlerdi. Ama Allah peygamberi muzaffer etmişti. Şimdi Mekke'ye giriyordu. Gurur yoktu, kibir yoktu, enaniyet yoktu, tekebbür yoktu. Devesinin üzerinde iki bükülümdü. Jean Davenport bu sahneyi anlatırken, İngiliz yazar, bu sahneyi anlatırken diyor ki, ben Muhammed'i gözledim, acaba ne diyecek? Kitaplardan gözledim onu, okudum. Mekke'ye girerken slogan atmalarını bekliyordu. Kibir haliyle bütün Mekke'yi böyle ayaklarının altına alıp dar aşarı kurmasını bekliyorlardı. Ama o mütevazi, Kabe'yi görünce devesinin sırtına doğru eğildi. Merak ettim, ne diyordu acaba? Zafer şarkıları mı bırıldanıyordu? Hayır, şöyle diyordu. La ilahe illallah vahde, nesara abde ve hezemel ahzabe vahde. Allah'tan başka ilah yok, düşmanlarımı Allah mağlup etti. Zafer Allah'ındır diyordu. Zafer benimdir demiyordu. Jean Davenport orada şunu diyecektir. Evet, bu bir peygamber ahlakı olabilir. Bu adam sıradan bir adam değil. Sıradan bir asker, sıradan bir komutan, sıradan bir devlet adamı değil. Bu adam bu peygamber olabilir diyecek ve kalbi İslam'a ısınacaktı Jean Davenport. Batılı oryantalist ama insaflı oryantalistlerden biriydi. Şimdi peygamber Kabe'yi tavaf etti. Gözlerinde nem vardı, kızını hatırlıyordu, ölen Zeynep'i. Amcası Hamza'yı hatırlıyordu, kaybettiği eşi Hatice'yi hatırlıyordu. Döndü ve bütün Mekkelilere hitap eden bir konuşma yaptı. Çok kuşatıcı bir konuşma. Zaferden sonra tevazu gerekir. Allah yücelttikçe tevazunun artması gerekir. Kibir en büyük düşmandır. Her insanın ayağını tökezleten en büyük düşmandır kibir. Şöyle baktı Mekkelilere. Şimdi dedi Mekkeliler, siz beni kuyudan kuyuya attınız. Beni öldürmeye gayret ettiniz. Bana hayat hakkı tanımadınız. Beni konuşturmadınız. Şimdi söyleyin bakalım. Ben size ne yapayım? Neyi hak ediyorsunuz dedi. Muzafferdi. Dilerse binlerce giyotin kurabilirdi. Binlerce dar ağacı kurabilirdi. Binlerce kafayı bir anda götürebilirdi. Amcasının katili Vahşi oradaydı. Kızı Zeynep'in ölümüne sebep olan Hebbar oradaydı. Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyen Hint oradaydı. Ama hiçbirine intikam nazarıyla bakmadı. Merhamet nazarıyla baktı. Siz bana zulmettiniz dedi. Şimdi ne istiyorsunuz benden? Benden ne bekliyorsunuz? Biri kalktı dedi ki, sen şerefli bir babanın şerefli oğlusun. Bizi öldürürsen hakkındır. İntikam alma hakkındır. Rövanş alma hakkın var. Ama affedersen keremindir. Döndü ve şöyle uzun uzun baktı. Sonra şöyle dedi. Ben ve siz Yusuf ve kardeşleri gibiyiz. Ben size bugün sizden intikamı almayacağım. Yusuf'un kardeşlerinden almadığı gibi. Sizi kınamayacağım da. Yusuf'un kardeşlerini kınamadığı gibi de. Ben şimdi size şunu söylüyorum. İzhebu ve entumuttulaka. Hadi hepiniz gidin. Serbestsiniz. Asla hiçbirinize dokunulmayacak dedi. Mekkeliler birbirlerine şaşkınca bakıyorlardı. Gençler, yaşlılar, kadınlar şu cümleleri mırıldanıyorlardı. Biz yıllarca bu adamla mı savaştık? Şu merhamet önderiyle, af etmekte üstün bir meziyet sahibi olan bu kişiyle mi savaştık? Eyvah, biz ne kadar zalimmişiz. Biz ne kadar yanılmışız, ne kadar büyük bir hatanın içindeymişiz. Bununla savaşılmaz, bunun yanında savaşılır diyeceklerdir. Hint, Müslüman olmaya gelenlerin en başında Hint geliyordu. Geliyordu Resulullah'ın yanına, yüzü kapalı. Ben diyordu, seni çok üzecek bir şey yaptım. Ama bugün Müslüman olmak istiyorum. Eğer Müslüman olursan bana bir şey var mı? Onu tanımadan Peygamberimiz şöyle diyordu. Sen Hint misin diyordu. Ben Hindim. Amcanızın ciğerini dişleyen Hindim. Amcanızın ölümüne karar veren, köleyi tutan Hindim. Dönüyordu ve şöyle diyordu. El İslamu yecibbu ma kabile. Peygamber öyle diyordu. İslam olmak, Müslüman olmak, Müslüman olmadan önceki bütün günahları affettirir.
gidin serbestsiniz, size dokunmayacağız. Hiçbirine dokunmadı, dar ağaçları kurmadı, kimseyi öldürmedi, intikam almadı. Efendim bir dakika aramız var, devam edeceğiz ondan sonra. Efendim yeniden Rabbimiz selamıyla sizi selamlıyorum ve programımızın bu bölümünde hiç vakit kaybetmeden izleyicilerimizden soru almak istiyoruz. Gençlerden ve ablalarından soru almak istiyoruz. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba, selamun aleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun. Benim şöyle bir sorum var. Önce saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Estağfurullah. Çok kıymetlisiniz. Sağ olun, var olun. Biz babayı kaybettik. Evet. Kaybettikten sonra oğlum miras yüzünden benimle görüşmüyor. Gelinim benimle görüşmüyor. Ve iki torunum beni tanımıyor. Görmüyorum onları. Bütün parayı onlar mı istediler yani? Miras paylaşılırken. Miras paylaşılmadı ama dairelerin birinde oturuyor, birinin kirasını alıyor. Anladım. Başka? Ve diğer iki çocuğum daha var. Onlara bir şey verdiler. Onlar bir şey almıyor, evet. Evet, en büyükleri mi, en küçükleri miydi? Büyükleri biraz haylaz olur, küçükleri biraz nazlı olur. Ortancası. Benim gibi o da ortancı. Ortancılar gariban oluyorlar. Arada eziliyorlar ortancılar. Efendim, tabii... Yani ne yapmalıyım? Ailelerin çoğunda krizler hanımefendi miras probleminden dolayı kaynaklanıyor maalesef. Gözü kör olsun bu paranın. Evet, ama aynı. Maalesef işte aileleri bölüyor, parçalıyor. Ben şöyle bir çözüm önermiştim televizyon programlarımda. Babalara özellikle. Hayattayken varsa malınız, paylaşacağınız, hayattayken paylaşın. Ölümünüzden sonraya bırakmayın çünkü bir kriz sebebi olabiliyor. Öyle olsaydı oğlunuz, keşke. Ortanca oğlunuz yanlış yolda. Evet. Annenin hakkı var babanın parasında. Her bir evladın belli bir hakkı vardır, belli bir miktarda. Evet. Delikanlının bir an önce sizinle oturup, gelin annem, gelin kardeşlerim, bu malları satalım veyahut da bölüşelim. İşte şöyle böyle yapalım diye adilane bir şekilde bir çözümle meseleyi bağlaması gerekir. Yoksa evet. Allah katında zalim olarak nitelendirilir. Allah affetsin. Ablayla görüşmüyor, kardeşiyle görüşmüyor. Evet, evet. Evet, maalesef. Maalesef öyle işte dünyaya olan tutku, yani bu normal tutku olur da ama başkasını mağdur edecek bir tutkuya dönüşmemesi gerekir. Hele hele aile fertleri içinde. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hürmetler sunuyorum. İnşallah, İyi ki varsınız. İnşallah gelir ve sizden özür diler. Evet, soru kimden soru alacağız? Kızım buyurun. İyi akşamlar hocam. Öncelikle anneme buradan selamlarımı yolluyorum. Benim sorum... Biz de annenize saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam gençler enerjiyi kullanarak bildiğiniz gibi manifest yapıyor. Yani dua etmek gibi ama evrenden istiyorlar. Yani dilek diliyorlar bir nevi. Bu evrenin gözü kulağı var mı? Enerjisi varmış hocam. Enerji zaten hepimiz alıyoruz, oksijen alıyoruz. İşte dua etmek yerine manifest yani Allah'a, yapıyorlar. Allah'a dua edemiyorlar. Kendilerine bir kibir hali. Gençler öyle değil ama. Gençler %90 öyle değil de. Vardır bir kesim vardır belki. Onlara tavsiyemiz işte doğa, kainat, evren hepsi Allah'ın yarattığı. Onun için hepsinin sahibinden isteyin. Kiracıdan istemeyin. Evren kiracı. Kainat kiracı. Allah ev sahibi. Allah'tan istemek varken niye diğer aracılardan istiyorlar değil mi? Ellerini açacaklar. İşte meditasyon, efendim, yoga, o gerek yok bunlar. Namaz var, manevi rabıta var, kalbi Allah'a bağlamak var namazda. İnsan Allah'la konuşuyor, sohbet ediyor. Bir Müslüman hayatında bir Müslümanı doyuracak manevi her şey var. Böyle şeylere tevessül etmesinin anlamı yok. O söylediğiniz dua tarzının da faydası yok. İsteyeceğimiz makam, mevki, yegane merkez Yüce Allah'tır. Tamam mı kızım? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani meleklerden bile yardım istenmez. Allah'tan istenir sadece. Melekler de insanlara dua ederler. Deseydi ki biz melekleri aracı koyup istiyoruz. Hadi neyse derdik ama diğer tarz doğru değil. Evet devam edelim. Kimde soru? Beyefendi hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Hoş geldin. Yaşamlar. Aleyküm selam delikanlı. Sağ olun. Sorum şu olacak. İsimlerinizi sormuyoruz ama. İsmim Doğukan. Doğukan buyurun. Evet. Sorum şu. Maddi durumu yerinde olan bir babanın oğulları ihtiyaç sahibiyken onlara yardımını, desteğini sunmamasının günahı var mıdır? Bunun hükmü nedir? Şimdi şöyle,
Baba evlat erginlik çağına gelinceye kadar, kız için erkek için de geçerli, bir iş yapacak noktaya gelinceye kadar, daha doğrusu bu erginlik yaşıyla ifade ediliyor, baba evladına, kız veya erkek evladına bakmak zorunda. Ama erginlik çağına geldikten sonra artık kendine ait bir hayatı ve bir sermayesi olabilir delikanlının veya hanım kızımızın. Evleniyor, kocası oluyor, siz kendinize bir iş kuruyorsunuz. Baba burada karz-ı hasen, Allah için iyilik yapma, efendim yardımcı olma, yabancıya yardım ettiğinden biraz daha fazla evladına yönelmek durumunda. Ama doğrusu ölünceye kadar baba ve anne evladı sırtlamak zorunda değil. Özel bir durum yoksa tabii ki. Hani bir engellilik olabilir, bir şey olabilir. Evlat babaya muhtaç. Baba orada babalığını göstermelidir. Ama evlatlar büyüdükten sonra da, sizin için demiyorum, genel konuşuyoruz tabii ki. Artık evlat babadan hep beklememeli. Hep baba, hep anne, hep baba. Sen ne yapıyorsun? Hep baba, hep anne. O çalıştı, uğraştı, biriktirdi. Sen de tükettin. Yapma onu demek lazım. Ama muhtaçsa, borca girmişse, iş yaptı, battıysa babanın babalık yapması lazım. Öğrenciyse kendisi. Öğrenciyse de yine yardımcı olması gerekir. Yani imkanı varken yakından uzağa doğru. Daireyi şöyle genişleteceğiz. Önce evlatlarına, kızlarına, babasına, annesine, sonra amca, dayı, hala, teyze, sonra yeğenler, sonra yavaş yavaş, yavaş mahalleli, akraba filan, daireyi genişleteceğiz. Doğukan, teşekkür ederim. Sağ olun. Delikanlı, hoş geldin. Biraz heyecanlısın gibi geldi bana. Yaklaşıyor şöyle. Merhabalar hocam. Merhaba. İsmim Yunus. Yunus, buyurun. Benim sorum şu hocam. Son zamanlarda sosyal medyada ünlü olan bir hoca var. Üfürük yaparak, yani tabiri caizse çuflayarak insanlara şifa dağıttığını... Ha, çuf hoca. Evet, meşhur çuf hoca. O hoca falan değil o ya. Evet, biz de inanmıyoruz zaten. Bu da çok tartışma yarattı ama yani insanları bu şekilde kandırmanın günah nedir? Siz de söylediniz zaten. Ben merak ediyorum sizin fikirlerinizi. Yani o Türkiye'de değil, o herhalde Pakistan, Hindistan civarında bir şey. Onlar tabii sanıyorum bir kısmı pazarlanmış uygulanmalar orada. Yani hasta geliyor, hasta olmayan hasta geliyor. Kemal Sunal'ın filmlerinde izlediğimiz vardı ya meşhur. Bazı tiplemeler vardı, göndermeler vardı. O tür böyle geliyor, hasta değil ama hasta rolünde. Ona dokunuyor, aa ben görmeye başladım. Kördü, görmeye başladı birdenbire. Konuşamıyordu, konuşmaya başladı veya yürüyemiyordu, engelliydi. Birdenbire bana dokundu, yürüdüm. Tabii bu büyük bir günahtır. Dini kullanarak, özellikle manevi duyguları kullanarak insanlar üzerinde bir tahribatta bulunmak, onları sömürmek dinen büyük günahlardan biridir. Din bu değil çünkü. Tabii ki şifa ayetleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim açısından Peygamberimizin şifa sünnet şeyleri var, duaları var. Onları edeceğiz ama karar Allah'ındır. Yok dokundum, iyileştin. Peygamberler bile bunu yapmamıştır yani. Peygamberlerin mucizeleri bile sınırlıdır ve sadece peygamberini ispat etme yöneliktir. Tebliği iletme tarzlarından biri değildir. Teşekkürler hocam. Bir de şunu söyleyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in onaylamadığı, sevgili peygamberimizin onaylamadığı, Kur'an-ı Kerim'de kaynağını bulamadığımız herhangi bir uygulamayı birisi yaptığında, özellikle sosyal medyada, ona karşı çok temkinli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mutlaka işin içerisinde bir şey çıkıyor. Bu sihirbazlar için, büyücüler için, efendim sizi okudum, fal bakıp da gelecek hakkında bilgi verenler, tüm için geçerli bir durumdur. Onun için çok uyanık olacağız, dikkat edeceğiz. Kur'an'da yoksa, peygamberde yoksa bizim için yok. Ölçü bu. Efendim bir dakika aramız var, aradan sonra buradayız. Efendim yeniden beraberiz. Yine Rabbimin selamıyla selamlıyorum ve ezanımıza hayırlı az zaman kaldı İstanbul ezanı için. Efendim hep beraber amin diyelim mi? Rabbim mutlaka içimizden birinin hürmetine tümümüzün aminlerini kabul edecektir. İnşallah ümidimiz bu. Çünkü dua ederken duanın kabul edileceğine inanacağız ki dua kabul olsun. Tövbe ile duayı birleştirmek lazım. Yani eskiler duaya başlamadan önce estağfirullah, Allah'ım beni bağışla, beni affeyle diye duayı kabul ettirmeye yönelik olan adım atarlardı. Sonra dua ederlerdi. Duanın kalpten, ruhtan olması gerekiyor. Hep beraber amin diyelim. Amin. 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 Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin irhamna ve erhamil fukara vel mesakin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz, şükrederiz sana bizi yarattığın için.
Şükrederiz bize sağlık verdiğin için. Şükrederiz baba anne verdiğin için. Şükrederiz yürüyebilme imkanı verdiğin için. Şükrederiz nefes alma imkanı verdiğin için. Şükrederiz nefesi verebildiğimiz için. Şükrederiz nefes alabildiğimiz için. Çünkü nefes veremezsek ölürüz, nefes alamazsak ölürüz. Ya Rabbi sen günde binlerce kez insanı aslında öldürüp diriltiyorsun ve insanoğlu bunun farkında değildir. Senin nimetlerin karşısında insanoğlu bazen nankör davranıyor. Onun için ayet-i kerimede tebiyye ala rabbikum etkeziman Allah'ın hangi nimetini inkar edersiniz diye soruyor, sorguluyor. Bütün bunların farkındayız ya Rabbi. Eksiğimiz var, gediğimiz var, hatamız var, kusurumuz var ama senden başka ilaha hiç inanmadık. Senden başka ilaha hiç tapınmadık. Seni Rab kabul ettik, sana köleliği de şeref kabul ettik. Ya Rabbi bizleri bu imanımızla kabul eyle ya Rabbi. Secdelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Rükûmuzu kabul eyle ya Rabbi. Kıraatimizi kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarını kabul eyle ya Rabbi. Namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi halisane eyle ya Rabbi. Gönülden eyle ya Rabbi. Elimizden şerre müsaade etme ya Rabbi. Kötü niyetli insanların ve şeytanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Babalarımıza, annelerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ölmüş yerse mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Yaşayanların ömürlerini hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yarın gece kutlayacağımız Leyle-i Kadir'i hepimiz için mübarek eyle. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Efendim ezanımızdan sonra 40 hadis animasyonumuz ve sorularımızla huzurunuzda olacağız inşallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya İllallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka yaratıcı yok. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Buna iman ettik, iman ediyoruz. Efendim animasyonumuz var çocuklara ve büyüklere yönelik. Animasyonumuzun adı Misafir. Bir hadise işaret ediyor. Peygamberimizin sözünün bir yorumu. İzleyelim, konuşalım sonra. Hikayelerle 40 hadis. Misafir. Hamdi bahçede oynarken ak sakallı bir ihtiyar gördü. Küçük adımlarla yürüyordu. Şirin konağın bahçe kapısında biraz dinlenmek için durdu. Hamdi'ye "Evlat!" diye seslendi. "Bu misafirhanede bir gece kalabilir miyim?" Hamdi güldü. "Burası misafirhane değil amca," dedi. "Misafirhane değil de ne?" "Bizim evimiz." "Ya, peki bu konağı kim yaptırmış?" "Dedem." "Dedenden sonra kime kalmış?" "Babama." "Ondan sonra kime kalacak?" "Herhalde bana." İhtiyar, Hamdi'nin yüzüne gülümseyerek baktıktan sonra, "Bu konağın sahipleri onu hep bir başkasına bıraktığına göre hepiniz misafir sayılırsınız oğul," dedi. Sonra da titrek adımlarla yürüyüp gitti. Okullar açıldığında din kültürü dersinde en çarpıcı tatil hatıraları konuşulurken Hamdi bu olayı anlattı. Bazı çocuklar ihtiyarın sözlerini anlamsız bulunca,
öğretmen Peygamber Efendimizin şu hadisini hatırlattı. Benim dünyayla ilgim bir ağaç altında dinlendikten sonra yoluna devam eden yolcu gibidir. Evet, kendini dünyada bir yolcu gibi zannet. Sabah gelince akşamı bekleme, akşam gelince sabahı bekleme. Hadisin değişik bir versiyonu da bu. Dünya hayatı geçici, hepimiz de misafiriz. Babalarımız misafirdi, annelerimiz, onların babaları, anneleri. Ben desem ki size 10 tane dedenizi sayın, hiçbirini sayamayacaksınız muhtemel. Özel tutmamışlarsa. Bizden sonrakiler de bizi sayamayacaklar. Onun için bu hayatı doğru efendim doldurmak gerekir. Allah'ı gazaplandıracak şeylerden uzak durmak lazım. Kul hakkına girmemek lazım. Hırsızlık, arsızlık, rüşvet, efendim haram gelir. Kimden, nereden gelirse gelsin. Haram haramdır, adı sana haramdır. Dikkat edeceğiz, kul hakkına girmeyeceğiz. Kul hakkı en ağır haktır. Efendim, hatta denir ki şehitler bile kul haklarından dolayı imtihan edileceklerdir. Yani şehitlik bile kul hakkını affettirmiyor. Ki şehidin ilk damla kanı yere düştüğünde bütün günahları affedilir Allah katındaki. Çünkü kul hakkında kamunun zararı vardır. Hukukun zararı var, adaletin zararı var. İslam da bu konulara son derece dikkatlidir. İslam'ın en temel prensibi اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Adil olunuz, takvaya en uygun olan adalettir. Kimsenin hakkına gasp etmeyin, hile yapmayın, yalan söylemeyin. En kötü günah yalandır. Peygamberimiz bir ara öyle buyuruyor. Soruyorlar Peygamberimize, bir Müslüman zina eder mi? Edebilir diyor yani. Ayağı kaydı, zina etti. Allah korusun tabii ki. Bir Müslüman içki içebilir mi? İçebilir diyor. Ayağı kaydı, içti. Ama Peygamber dayandığı yerden doğruldu. Ama bir Müslüman asla yalan söylemez dedi. Asla yalan söylemez. Çünkü hukukun aldatılmasıdır yalan. Onun için Peygamber buna karşı son derece toleranssızdır. Dikkat etme gerekir ve yalan söylememe gerekir. Ne olursa olsun zararımıza dahi olsa yalan söylemeyeceğiz. Evet, sorularımıza devam ediyoruz. Hanım kızım, hoş geldiniz. İyi akşamlar ilk öncelikle. Ben biri bize hakkını helal etmez. Adınızı öğrenebilir miyiz? Zeynep adım. Zeynep kızım, buyurun. Evet. Biri bize hakkını helal etmezse ne olur onu merak ediyorum da onu soracağım. Tam da konuyu sordun sen Zeynep, evet. Yani. Konuşumuz konuyu sordun. Eğer hakkını helal etmezse orada helalleşeceğiz ahirette. Nasıl helalleşeceğiz? Diyelim size biri hakkınızı yedi sizin. Siz alacaklısınız, o verecekli. Siz ondan orada benim zararımı öde diyeceksiniz. Şimdi orada para, altın, gümüş geçerli değil. Nasıl ödeyecek? Onun sevaplarını alacaksın. Yani sana yaptığı zulüm kadarınca namazını, orucunu, zekatını sen alacaksın. O vermiş ama sana geçiyor. Sen ödemişsin gibi oluyor. Yetmiyorsa bu sefer kendi günahlarını ona yükleyeceksin. Senin günahlarını yükleyecek bu sefer. Hatta kişi imanına bile talip olabilir. Allah korusun tabii ki. Evet. Bir dakikamız var. Çok az bir süremiz kaldı maalesef. Hanım, kızım, delikanlı hızlı bir şekilde. Hocam selamünaleyküm. Merhaba, aleykümselam. Adım Bilal Yıldırım. Bilal, buyurun. Buradan Sancak Hoca'ya selam gönderiyorum öncelikle hocam. Hocam sorum, sakalı uzun bırakmamak hükmü nedir hocam? Yani sakal kesmek doğru mu diyorsun? Sakal bırakmamak doğru mudur? Bana mı çatıyorsun? Yok. Genel. Peki Bilal, iş şakası. Sakal sünnettir. Peygamberimizin sünnetidir. Elimizden geldiği kadar o sünneti yerine getirmek lazım ama birçok farzı vacibi yapamıyoruz. Sünnete gelince dört parmak kadar uzun olması gerekir. Sakalın da sakala benzemesi lazım. Doğru bir sakalın. Sünnettir. Kesmeyi mekruh saymışlar. En hafifi mekruh saymışlar. Vacip gibi görenler de var ama tabii ki herkesin kendine göre bir izahı vardır. Önemli olan sakala saygısızlık yapmamaktır. Yaparız yapmayız ayrı mesele. Tamam mı? Peki, teşekkür ederim. Allah selamet versin. Efendim, süremizin sonuna geldik. Yarın gece iftarda buradayız. İftardan sonra Kandil özel programında buradayız. Sizi konuk etmek isteriz doğrusu. Hatimlerinizi şimdiden lütfen gönderiniz. Biz hatimlerinizi kabul ediyoruz. Kabul edip duasını yapacağız. Kabul eden Allah'tır. Kabul etmek derken vekaleti kabul ediyoruz. Dua vekaletini. Allah kandilinizi mübarek etsin şimdiden. Yarın gece hep beraber ekran başında buluşalım. Dua edeceğiz. Yarın gece ne yapılacağını yarın gece anlatacağım. İnşallah bu gece sahurda. 03'te sahurda canlı yayında beraberiz. Sizi seviyoruz. Allah sizi korusun.
Efendim Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.